ek fil konusuyla karşınızdayım. Hemen kısa bir bilgi verip ek file geçmek istiyorum. Arkadaşlar bakın, ek fil nedir? İdi, imiş, ise ve dir. Bunlar isme gelir, yüklem yapar ya da isim soylu sözcüklere gelir. Sadece isme gelmez. Sadece ise yüklem yapmaz. Dir de isme geldiğinde düşebilir. İşte ek fiilin hikayesi, rivayeti, şartı ve geniş zamanı olarak düşünürüz. Eğer bir yerde ek fiil var mı yok mu diye tereddüt ederseniz olumsuzu değille yapılır. Bunu da kullanabilirsiniz. Ya da fiile gelir. F, K, K şey yapar. Videolarımı izlediyseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Fiil, kip, kip, şahıs. Şu ikinci kipe de biz ek fiil deriz. Yani yüklemi bul. İsme geldiyse, yani isim, yüklem eğer isim ya da isim soylu sözcükse orada kesinlikle arkadaşlar %100 ek fiil vardır. Çünkü ek fiil diyor ki, isim diyor ki ya da isim soylu sözcük, ben diyor asla yüklem olmaz, olmam. Benim tek bir yüklem olma koşulum var. O da diyor ek fiil gelirse diyor. Fiilde de ikinci kip ediyoruz. Bakalım kaç tane diyor. Buraya gelir ise dedi arkadaşlar. Bakın gelmek fiil, gelir ise diyebiliyorsam burada ek fiil var. O zaman bir oldu. Onu da yanıma getirin, göremedim. Çünkü her şeyi zamanında yaptık. Baktım bir tane kip var. Gitti. Zaten işimiz de bu işleri yapmak idi. Arkadaşlar bakın, fiilimsiler de yüklem olduğunda isim soylu sözcüklerdir ve ek fiil alırlar. Zaten bir sözcüğe idiymiş ise diyorsak ek fiil vardı. Artık hayatımız işimiz idi. Bakın yine ismi yüklem yaptı. O zaman 1, 2, 3. Bazen bunları saymada yanlışlık yapabiliyorum. O yüzden kusura bakmayın. Peki devam ediyorum. Ek eylem diğerlerinden farklı. Arkadaşlar 2. Hatta videolarımda ben 3 dedim. Çünkü isme gelip zarf yapma durumu da var. Mesela yıllardır onu görmüyorum. Ne kadardır? Yıllardır gibi. Ama biz eğer yani sorar sözlüğüme genelde bunları soruyor. İşte isim ya da isim soylu sözcüğü yüklem mi yapmış? Yoksa FKKŞ mi yapmış? Ona bakacağız. Bakıyorum şimdi. Ona sesimi yükseltmek istiyordum yıllardır. Şimdi bakın. Baktım. Yor idim. FKKŞ yapmış. Doğru muyum? FKKŞ. Bitiremez isen bakın FKK şey yapmış. Çocuk yıllardır benimle konuşmuyor idi. Bakın yine FKK şey var. Keşke yapsa idin FKK şey var. En sevdiğim şey yoldan geçen arabalara gülmekti. Hocam nasıl ya? Fiilimsi arkadaşlar bu. Fiilimsiler de şey yapar. Neydi onun adı? İsim yapar. Çatıda da söylemiştim. İsim cümlesi ise o zaman ne yapmış? İsme gelmiş. Yüklem yapmış diyeceğiz. Tamam mıyız? Peki devam ediyorum. Edemiyorum. Sayfa değiş. Demiş ki aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ek eylem diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmış? Görevini konuşmuştuk arkadaşlar. İsme gelir yüklem yapar ya da F, K, K şey yapardı. Hatırlayın şu ikinci K'ya da ek fil diyorduk. İnsan düşünür, sürekli düşünür. Baktım buralarda ek fil yok. Bu yüzden bir hayvan değildir. Hayvandır, hayvan değildir. Ne yapmış? İsmi yüklem yapmış. Şöyle iyi yazayım. Bunun olduğundan emin değiliz. Kimseye yüz veremiyor isen, bakın vermek fiil, verememek. Hatta olumsuzluk ekini de almış. Yor kip, sakip. Ki idiymiş ise diyebiliyorsan zaten orada ek fil vardır. Fiile gelmiş. O zaman cevap ya A ya B, ikisinden biri. Şöyle C'ye bakıyorum, bozukluk gelmiş ise çıktı zaten ama yine de bakalım, duyacaksam getirecek iseniz, değil mi? O zaman cevabım Adana oluyor. Şöyle bir işaretleyeyim tekrardan, kafanız karışmasın, tamam mı? Hepsinde fiile geldi, A'da ismi yüklem yaptı diyoruz. Peki devam. Diyor ki yükleme ek fiil almamıştır. Peki bakalım, İsim yüklem olmuş. O zaman ek fiil var arkadaşlar. Yapıyor imiş diyebiliyorum. Ek fiil var o zaman. 3. Halbuki doktorlar da sizin gibi birer insandır. Bakın ek fiil vardır arkadaşlar burada. İsim ne diyordu? Ben asla yüklem olamam. Benim yüklem olmamın tek bir şartı var. O da ek fiil gelirse diyordu. Düşse de ek fiil vardır. Tamam mı? Peki 4'e bakıyorum. Hareket ettiğiniz hastanenin bilmem ne unutmamalı bilmem ne bilmem ne. Baktım yükleme ne? Ne? Konuşamadım. Unutmamalı
hak ettiği değeri vermeliyiz dediğimde baktım 2 senede de ek fiil yok. 5'e bakıyorum. Her şey bir tarafa, doktorlarına, hastalarına bilmem ne bakma ve bilmem ne tedavisi yapmadır. Bakın yapma değildir. Gördünüz mü? Fiilimseler yüklem olduklarında isim cümlesi oldukları için ek fiil alırlar onlar da. Ne demişti bana? Ek fiil almamış demişti. Cevabım 4 oluyor. Yanlış işaretlemedik değil mi? 1, 2, 3 burada. Evet. 4, 5. Tamam. Evet. Diyor ki hangisinde ek fiil vardır? Bakalım isterseniz şıklardan gidelim. Başvurmak fiildir ve ek fiil eki yok idiymiş iseydi. Sürebilmek kuralı bileşik fiildir, ek fiil eki yok. Uygulanamaz bileşik yapılı fiildir, uygulanabilirin olumsuzudur. Ve şey yok üzerinde ek fiil yok. İster ek fiil yok vardır. Demek ki arkadaşlar buradaki var olumsuzu yokla yapılıyormuş. Olumsuzu yokla yapılıyorsa isim cümlesidir. İsim cümlelerde yüklem olmasının tek koşulu ek fiil almaydı. Hemen bakalım. Tüm toplumda saç ve saç şekillerinin sosyal ve kültürel bir önemi vardır. Yoktur. Olumsuzunu yokla yaptığım için isim cümlesidir. Ek fiil almış, yüklem olmuş. Peki diyor ki at soylu sözcükler ek eylem almadan da yüklem olabilir. Bu sözcükler ek eylem almış kabul edilir. Yani yazılmamasını söylüyor arkadaşlar. Mesela gelen Cansu dediğinizde ne oldu? Yüklem oldum. Ama normalde Cansu'dur demeniz lazım. Olsun. Yazmasanız da biz onu ek eylem almış kabul ederiz. Peki burada 3 ay kalır. Sonra İstanbul'a geçer. Oradan da kendini Türk diline adar. Baktım kalmak, geçmek, adamak. Yok ki. Gitti. Bana at soylu sözcükler dedi. Eledim. Meraların açık yeşili kıvrılarak uzanan alçak tepeler insanları cezbediyor. Baktım yine at soylu değil. Başlamak at soylu değil. Öğrendim at soylu değil. Bakıyorum bozkır hayatın tüm zorluklarına rağmen burada olmak güzeldir. Değil mi? O yüzden ne yapıyorum? Denizli diyorum çünkü güzel at soylu sözcük oldu. Evet son 3. Demiş ki hangisinde ek fiile yer verilmemiştir demiş. Baktım ismi yüklem yapmış. Evet o zaman ek fiil var mı? Var. 2'ye bakıyorum. Çaresine bakılabilir idi. Aha idi diyebildim. O zaman ek fiil var mı? Var. 3'e bakıyorum. Tabii kolay olmayacak. Biraz zorlanacağız ama olsun sonuçta büyük bir 3 de yok gibi arkadaşlar. Şöyle işaret koyayım. 4'e bakıyorum. Sağlıyor idik. 5'e bakıyorum. Taşıyacak idi. Diyebiliyorum. O zaman cevabım 3 oluyor. Evet son 2. Ek fiil diğerlerinden farklı görevde. Diğerlerinden farklı diyorsa demek ki 4 tanesi ismi yüklem yapmış. Bir tanesi fiile gelmiş. Ya da 4 tanesi fiile gelmiş. Bir tanesi ismi yüklem yapmış. Bu kadar. Gülüşün hep sevinçtir dedi. Bak sevinçtir ismi yüklem yaptı. Ne olursa olsun gülüyorum. Gülmüşüm gülecekmişim gibi gelir bana. Aradığım nefes sanki alıyor imişim. 2'yi durduruyorum arkadaşlar göremedim. Ha olursa olur ise sokulur sığınmak istiyor imişim arzuluyor imişim dediğimde cevap adan oluyor çünkü onu da ismi yüklem yapmış diğerlerinde FKK şey yapmış. Peki son sorum demiş ki ek eylem hangileri konuşamadım cümlelerdeki ek eylemden hangileri aynı görevde yazalım balık çevreyi aydınlatan yüzüne süzle yüzüyor idi. Fiile gelmiş. FKK şey yapmış. Sinmiş idi. Görmüş idi. Yer değildi. Ben bunu size söyledim. Ek fiilin olumsuzu değil de yapılır dedim. Bardak vardı. Bardak yoktu. O zaman şunun ikisinde isme gelmiş. Yükleme yapmış arkadaşlar. Hangileri aynı görevde diyor? 4, 5 aynı görevde. Peki devam edemiyorum. Ha, bitmişti gerçi. Evet bu hangi konuydu? Ek fiilde. Fiilimseler soru çözümüyle çözümünde görüşeceğiz arkadaşlar.